dindar mıdır, solcu mudur, ateist midir? mu? Bunlar beni ilgilendiren meseleler değil. Ben baktığımda bir insan, o insanın duygusu, o insanın değerleri, o insanın dürüstlüğü, o insanın çalışkanlığı, işinin ehli olup olmaması, işini düzgün yapıp yapmaması, bütün bunlar esas olandır. Ama biz ne yapıyoruz? Biz peşim ilk tanıştığımız insana ne sorarız? Nerelisin, hemşerim? Çünkü Onunla ilgili bir kanaat sahibi olmak istiyoruz. Diyarbakırlıyım dediğinde, ha bu Kürt. Dersimliyim dediğimde, ha bu Alevi. Konyalıyım dediğinde, ha bu muhtemelen dindar. İzmirliyim dediğinde, ha bu seküler. At, anlatabiliyor muyum? Trabzonluyum dediğinde, ya bu muhtemelen ülkücü. Çünkü kanaat sahibi. Halbuki ilk sorumuz bunun olması biraz bundan. Şuna getirmek istiyorum. Yeni bir biz tanımı, Türkiye'nin bayramını yaratır. Çünkü ben işsizliğin temelinde siyasetin temelinde bu biz ve onlar ayrımının olması işsizliği doğurdu. Çünkü yönetemediler ülkeyi. Biz ve onlar ayrımı dediğimiz o hastalıklı yapı yoksulluğu doğurdu. Biz ve onlar ayrımı dediğimiz o hastalıklı yapı hukuksuzluğu doğurdu. Biz ve onlar ayrımı olan o hastalıklı yapı o birbirini yenme üzerine kurgulanmış mahalle kültürünü birbirini ezme, ötekini dışlama. Yani şunu kavramadığımız müddetçe Türkiye'de, Türkiye'de hiçbirimize hayatın bayram olma şansı yok. Şunu bilmemiz gerekiyor. Ben İstanbul'da mı yaşıyorum? Benim kaderim Diyarbakır'daki çocuğun elinde. Hakkari'deki çocuk mutsuzsa benim mut teknik olarak mutlu olma şansım yok. Dersim'deki çocuk hakkını alamıyorsa, mutsuzsa Edirne'deki çocuğun teknik olarak mutlu olma şansı yok. Trabzon'daki çocuk mutlu değilse Trabzon'daki insan, insan Diyarbakır'dakinin de mutlu olmalı. Bu Türkiye'yi bir insan olarak kabul et Murat. Biz bir Türk, yani benim mesela oradan baktığında Türkiye olarak gör. Parmağım acıdığında mutlu olamam. Parmağıma diken batsın, onun acısıyla uyuyamam. O parmağım bazen Diyarbakır olabilir, bazen Edirne olabilir, bazen Dersim olabilir, bazen Konya olabilir. Eğer bu biz ve onlar ayrımı dediğimiz bu duyguyu ortadan kaldırıp ben hep öyle derim. Türkiye bizim ülkemiz diye bir duygu var. Bizim değil. Türkiye hepimizin ülkesi. O, o duyguyu hepimizin paylaşmamız lazım. Ortak kader, ortak bir duygu, ortak bir amaç bunu belirleyecek. Ortak değerleri belirleyeceğiz. Nedir o? Ortak değerler. Eşitlik, demokrasi, insan hakları, adalet. Bunları ortak koyduktan sonra geriye kalan kim neye inanmış, kim nasıl giyinmiş, kim nasıl yaşamış, kim neye inanmamış, kim ibadetini nerede yapmış, kim hangi dili konuşmuş, konuşmamış bunlara bakmadığımızda hatta tam tersine birazdan belki ikinci bölümde sana bırakayım sonra bir biraz kitaplardan ve filmler üzerinden buna örnekler de vereceğim. Farklılığı zenginlik görecek bir kültüre evrilmediğimiz müddetçe ülkeyi Edirne'nin de Diyarbakır'ın da eşit oranda sahibi olduğu zihnini o dönüşümü kendimizde sağlamadığımız müddetçe Türkiye'de hangi iktidar değişirse değişsin, Türkiye'de kim giderse gitsin, Türkiye'de kim gelirse gelsin bize hayatın bayram olma şansı yok. Çünkü bizim bütün bugün yaşadığımız sorunların temelinde biz ve onlar ayrımı yatıyor. Birbirimizi yenecek, üstün gelecek rakip görmemizden kaynaklanıyor. Şunu demiyoruz mesela. Şunu diy diyemiyoruz. Biz kader ortağıyız. Bağcılar'daki çocuk onun verdiği tercih etilerdeki insanın hayatını etkiliyor. Hakkari'deki birinin verdiği bir tercih Trabzon'daki insanın hayatını etkiliyor. Bugün mesela dikkat et milyar dolarlık iş adamı insanısın diyelim. Çocuğun kolejde okuyor, her türlü imkana sahipsin, işsizlik derdin yok, para derdin yok. Ama ne diyorsun? Ey halkım, ey Konya'daki, ey Bağcılar'daki, ey Yozgat'taki, ey Çorum'daki halkım ne olur abi bir uyan da yoksa bu iktidar bizi mahvediyor. O halk uyanmadığı, uyanmaktan kastım e, siyasi bilince ulaşmadığı müddetçe istersen milyar dolarlık insan ol kaderin onun eline bağlı. O zaman şunu demesi lazım o iş, iş insanının benim mutluluğum sadece benimle alakalı değil. Ben eğer Yozgat'taki çocuğu da yukarı çekemiyorsam Trabzon'daki çocuğu da yukarı çekemiyorsam, ben Diyarbakır'daki çocuğu da mutlu etmiyorsam, ben etilerden mutlu olamıyorum. Bugün olamadığı gibi. Öbürü Trabzon'da mutlu olamıyor. Eğer bu duyguyu yaratırsak her birimiz zihnimizde, bu duyguyu ortaya koyabilirsek, ben Türkiye için olağanüstü bir bayram olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Başkasının mutsuzluğu kimilerinin mutluluğu halinde Türkiye'de. Önce bir tespit edelim bunu. Yani X Partisi'nin, Y takımının, Z insanının mutsuzluğunun ne yazık ki mutlu ettiği kitleler var. Ben bunu çok net görüyorum demek. Bu kahredici bir şey. Yani kendi mutluluğundan veya ortak bizim mutluluğundan sevinecek ya da ortak bizim mutsuzluğundan hep beraber üzülebilecek bir ülke olma misyonunu kaybettik. Birincisi benim en dehşete düştüğüm, en üzüldüğüm nokta bu. Yani bırak ortak mutlulukları, hani o hayalleri mutsuzluğa sevinmek. Bunu bir kere tabii sebepleri var. İşte hep söylüyoruz. Yani bugün biraz daha belki hayatla ilgili konuşacağız. Teorik olarak biliyoruz. Kutuplaşma, kutuplaştırma, iktidarın ayrıştırması, zaman zaman muhalefetin o daha farklı değişik kesimlerin karşılık vermesi, dincisin, milliyetçisin, Türksün, Kürtsün falan. Birincisi bu. Senin mutsuzluğu, ülkenin dört bir tarafındaki insanın mutsuzluğu benim mutsuzluğum. Veya oradaki bir mutluluk benim mutluluğum. Biz, biz beraberiz, biz bir ülkeyiz. Biz insanlarız. İnsanlık temel. İkincisi bu e, bir slogan var aslında. Enteresan bir slogan. Tırnak içinde diyorlar ya kurtuluş yok. Tek başımıza ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çok net. Yani yanındaki komşun öbür taraftaki kardeşin, arkadaşın, dostun hep beraber yürekle omuz omuza bir şeyi değiştirme noktasına gelmezsek hiçbirimiz kurtulamayacağız bu girdaptan. Ekonomik girdaptan, siyasi girdaptan, mutsuzluklardan kurtulamayacağız. Hep beraber omuz omuza aşacağız bunu. Demokrasiyle, yan yana durarak. Şimdi buna baktığın zaman hep beraber olmamızın yine önünde engel olmaya çalışan yine bu kutuplaştırma siyaseti ve bununla ilgili insanları bir daha görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey, ben uzun süre bir süre dışarı çıkamadığım, kapalı kaldığım yerde hep böyle kocaman sofralar hayal ederdim. İşte Nazlı Hikmet'in şiirinde, Güneş'in sofrasında oturmak denilen. Ya da ben Ferzan Özpetey'in filmlerini çok severim. Neden biliyor musun? Mutlaka filmin bir yerinde hani bir kocaman sofra olur ya dostlar otururlar beraber yerler içerler. Ben hep Yattığım yerden şeyi düşünürdüm. Ya memleket öyle bir sofra ki hepimiz ki bir zamanlar öyleydi. Yani Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Rum'u hep beraber. Yani kocaman çünkü bu sofra, bu memleket sofrası, Türkiye sofrası o kadar geniş bir sofra ki hepimize yani var be kardeşim. Yani bazen ben böyle söyleyince <laughs> okullar bazen eleştiriyor beni. Yani 3 kuruşluk oy için diyorum. Sen oyu önemsemiyorsun. Hayır oyu çok önemsiyorum. Ama oya gelene kadar biz insanız, biz biz memleketin çocuklarıyız ya. Ben yıllarca hep beraber aynı sofralarda, aynı yerlerde beraber oldum. Sana diyeceksin ki geçmişte mutsuzluklar yok muydu? Askeri vesayet yok muydu? Baskı yok muydu? Mustedirden vardı. Bunu, bunu yazsamıyorum ama 20 yıllık bir iktidarın sonucunda geldiğimiz noktada aynı sofralarda oturamaz, aynı mahallelerde oturamaz. Aynı evlatların aynı bahçede oynayamaz hale getirdiğimiz memlekete doğru geldi. Şimdi bütün bunlara bakıyorum diyorum ki hayır arkadaş var. Senin mutsuzluğun benim mutsuzluğum. Diyarbakır'daki, Hakkari'deki, Rize İkizdere'deki, Ege'deki hepimizin mutsuzluğu. Sizin mutluluğunuz, bizim hepimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Çünkü arkadaş hani hep konuşuyoruz burada. Bir ortak hikayemiz kalmadı. Milliyetçinin kendine göre bir hikayesi var. Biraz sonra konuşuruz. Ben devlet diyor, bütün milletlerden bahsetmiyorum. Yani bir devlet tarifi var. O devlet tarifi içinde her şeyi kendine mübah gören gruplar, insanlar var. Biraz sonra konuşacağız. Ee, İslamcının farklı, solcunun farklı, ideolojilerimiz tabii ki de farklı olabilir. Ama arkadaş, memleketi, beraber yaşamı, demokrasiyi, hukuku daha kutsal, daha yaşanır hale getirmek için hepimizin ortak söyleyeceği bir cümlemiz yok mu? Var tabii, olmalı tabii. Keşke... Bütün farklılıklarımızla, ya ben çok mutluyum biliyor musun? Bütün farklılıklarımla, bütün dostlarımla, arkadaşlarımla, farklı görüştekilerle o kadar besleniyorum ki daha farklı farklı yerlerden insanlar var. Sadece sen de öylesin. Yani biz kendi mahallemize, kendi yankı odalarımızı kapanmış, oturmuş, işte o AKP'li, o MHP'li, o HDP'li, o C böyle demiyoruz. Ne diyorsun, ne anlatıyorsun endişenle? Nasıl değiştirebiliriz, nasıl yan yana gelebiliriz? o kadar işlerine geliyor ki iktidardakilerin ve hatta kimi muhalefet partilerinin bizi bu şekilde ayrıştırmak, farklı farklı yerlere götürmek. O kadar mutlu oldular ki bundan. Ama bunu artık hep beraber farkına varıp, farkına varıp yani bizim üzerimizden iktidarlarının süresini uzatıyorlar. Bizim üzerimizden, bizler üzerinden, mutluluklarımız üzerinden, yaşam üzerimizden, hayallerimiz üzerimizden. Hayallerimizi çalıyorlar. Levent yolda yürüyorum insanlara sağ olsunlar gelen konuşan falan. Ya insanların yüzü gülmüyor ya. Yüzü gülmüyor <laughs> insanların. Siyasi aldılar. olarak mutluluklarımızı yani hani AKP iktidarı özellikle son 8 yılda neyini aldılar desem bu toplumun yüzündeki gülümsemeyi yürümse, kalbindeki mutluluğu aldı. Şimdi sana bırakayım. Şimdi sen böyle geçmişten